Kaybettiği eşinden kalan, emekli maaşıyla geçinen ve İstanbul'da bir gecekonduda yaşayan 67 yaşındaki Aysel Şahin evine dönerken yanına 3 kadın yaklaştı. İyi niyetli görünüyorlardı ama gerçek bambaşkaydı. Borcum var dedim, eşim vefat etti dedim. Bir tane öksüz çocuğum var dedim, gelinim yetti ayrıldı dedim. Vicdansızlara faturalarımı gösterdim 200 kağıt. Oğlumun bir karaciğer hastası dedim. Yardım edecekler sanıyordu. Oysa amaçları bambaşkaydı. Dolandırıcılar yaşlı kadına sahte para verip gerçek paralarını aldı. Eşinden kalan maaşla geçinen Aysel teyze 5 parasız kaldı. Kadınlara dert yanıyorum. Kendim gibi belledim yavrum. Namaz kılın, çay için dedim. Bardakları bir daha yıkadılar. Giderken içtiği bardakları yıkadılar. İlaçların nerede? İlaçların biz alırdık, ezvanemiz var dedi. 67 yaşındaki Aysel teyze 2 sene önce eşini kaybetti. Ondan kalan maaşıyla işte bu gece konduda oğluyla beraber yaşıyordu. Dün saat 15 sıralarında maaşı çekmek için çarşıya gitti. Daha sonra parayı çekti ve evine doğru hareket etmeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra 3 kadın onun peşine takıldı. Baktım 3 tane bayan. Güzel giymişler, pardesüler sırtında, böyle şu senin kravatın ismi şeyinde. İkisi mavili, 30 yaşlarında biri, 40 yaşında biri, öbürü de yine 50 var yok. Pardesülü inandım onların giyimine ne. Selamun aleyküm dediler, aleyküm selam dedim. Teyze sen sakatsın herhalde, biz sana yardım edelim mi dedi. Koluma girdiler ikisi. Şu gece kondu benim evim dedim. Tamam teyze, bir çayını içebilir miyiz dedi. Buyurun için dedim. Kadınlar eve girdi, çayı da onlar demledi. Zaman kazanırken amaçları paranın içinde olduğu çantanın yerini keşfetmekti. Biz sana gelinin işte eltimin dedi 9 ay 9 senedir çocuk olmuyor, kurban parasını sana verecek. Kabul eder misin? Ben de ne bileyim yavrum işte ederim dedim, yani aldım. Bunu ben cebime koydum ama utandım ben bunu şey yapmaya. Ondan sonra açmadım onların yanında, döşümde kaldı. Çantam omuzumda ama çantamda aklımda bir yere koyamıyorum. Peşim sıra dolanıyor hanımın biri. O üç dolandırıcı kadın artık Aysel teyzenin güvenini kazanmıştı. Çay içerken içlerinden bir tanesi namaz kılmak istediğini söyledi. Aysel teyze ona işte bu seccadeyi serdi, daha sonra dışarı çıktı. İşte o dolandırıcı kadın o çantayı aramaya başladı. İçinde maaşın bulunduğu çanta da buradaydı. İçindeki 9 lirayı aldı ve dışarı çıktı. Çaylar yarım olmadan o kadın hemen fırladı geldi. Daha yani namazda kıldığını inanamadım. Dedi ki eşim arıyor teyze dedi, bize beni dedi, hemen gitmeliyim dedi. Dolandırıcı kadınlar evden ayrıldıktan sonra Aysel teyze de onların kendisine verdiği zarfın içini açtı ve paraları çıkardı. Ancak paralar ona farklı geldi. Hemen koşarak bir komşusuna gitti ve paraları ona gösterdi. İşte o andan itibaren Aysel teyzenin dünyası başına yıkıldı. Komşu dedi ki ney teyze, bunlar sahte dedi, seni kandırmışlar dedi. Borcum var dedim, eşim vefat etti dedim. Bir tane öksüz çocuğum var dedim, gelinim yetti ayrıldı dedim. Vicdansızlara faturalarımı gösterdim 200 kağıt. Oğlumun bir karaciğer hastası dedim. 67 yaşındaki Aysel Şahin'e sahte para vererek yardım etme bahanesiyle kandıran, ardından eşinden kalan emekli maaşı 900 lirayı çalan vicdansız hırsızlar hala aramızda ve muhtemelen kendilerine yeni yaşlı kurbanlar arıyor.